Sevgili seyirciler, bir haftalık aradan sonra reel sektörle yine karşınızdayız. Bu hafta da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önde gelen firmalarını ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Bugün Boğaz'a nazırız. Çok keyifli bir ortamdayız. Yine stüdyolarımızın dışına çıktık ve Gülden Hanım'la bir araya geldik. Gülden Hanım, List İstinye Suisse Satış ve Pazarlama Müdürü. Gerçekten çok keyifli ve niş bir proje, Avrupa'yı bir proje, evet. Türkiye çapında bir proje gerçekleştirmişsiniz. Evet. Bunu her yer için söylemiyorum çünkü yani bir emek var, bu emeğe saygı duymak gerekiyor diye düşünüyorum. Nasıl oldu, nasıl başladı, ne noktadayız, nasıl devam ediyoruz? List İstinye Suisse, BREF, Bosphorus Real Estate Fund tarafından hayata geçirilmiş 150 konutluk lüks bir proje. İstanbul'un en çok talep edilen Boğaz bölgesinde, İstinye bölgesinde, İstinye Park'a çok yakın konumda ve tabii diğer üniversite, hastanelere çok yakın konumda bir proje. Yabancıların özellikle çok talep ettiği, burada kiralama ya da satın alma, yatırım açısından talep ettiği, sosyal donatılarının tabii bunda çok etkisi var. Yüksek düzeyde sosyal donatıları olan havuzları, kapalı havuzu, spası ile beraber, kafesiyle beraber onların bütün taleplerine karşılık veren bir yaşam alanı, lüks bir yaşam alanı. Oturanların büyük bir kısmı da yabancı galiba, yani yabancılar da var. Yabancılar da var. Türkiye'de çalışan üst düzey yabancı yöneticilerin özellikle tercih ettiği bir proje. Ama tabii daha çok yerli yatırımcımızın ilgi gösterdiği, yaklaşık 2 senedir hayata geçmiş olan bir proje. Bu arada çok sıkıntılı bir süreçte başladı proje, değil mi? Yani her şeyin çok dengede olmadığı, Türkiye'nin dengelerinin çok net görülmediği, siyaseten bir takım aslında, sorunların olduğu bir süreçten geçtik aslında. Aslında ilk başlangıç dönemi tam gayrimenkul sektörünün pik noktada olduğu bir dönemdi ve o dönemde özellikle buradaki dediğim gibi Bosphorus Real Estate Fund yabancı menşeli olduğu için buraya böyle bir yatırımın çok uygun ve çok zamanında olduğuna inandı. Ki sektör o zor dönemi bir takım zorluklarla atlatmasına rağmen tabii bizim konum avantajımız, yer avantajımızla biz bu sorunları kısa sürede çok çabuk atlattık, öyle söyleyeyim. Şu anda da çok güzel, zaten dediğim gibi yaşam başladığı için gayet talep gören bir site. Harika. İsterseniz biraz sektörde konuşalım. Ama sektöre geçmeden önce şu 7 Haziran 1 Kasım aralığını, yani siyaset konuşmak istemiyorum elbette sizinle, ekonomi konuşacağız ama 7 Haziran 1 Kasım aralığında Türkiye'de çok olağanüstü bir takım gelişmeler oldu. Size göre gayrimenkul sektörünü nasıl etkiledi bu? Şimdi tabii bu dönemde yerli yatırımcı haklı olarak, çünkü bir belirsizlik süreci vardı. Bizde genelde zaten bu böyledir. En çok da emlak sektörünü etkiler, gayrimenkul sektörünü etkiler bu durum. Bir rölantiye geçtik. Bir bekleme durumundaydık. Ama yabancı yatırımcılar, Doğu ve Batı, sadece Doğu'dan gelen yabancı yatırımcılarımız değil, Batı'dan da gelen bir takım yabancı yatırımcılarımız oldu. Orta Avrupa özellikle. Bunu bir fırsat olarak değerlendirdiler ve özellikle mesela bizim projemizde de yaz döneminde herkesin beklemede olduğu bir sürede bizim satışlarımız gerçekleşti. Zaten çok yüksek montanlı bir proje olduğu için değer açısından bizim için çok olumlu geçti yaz dönemi. Ama tabii ikinci bir seçim olması ve biz tabii yabancı yatırımcının ilgisi çok güzel, biz bundan çok memnunuz ama
Asıl bizim yerli yatırımcıyla da ilgimizin çok iyi olması lazım. Dolayısıyla bu dönemde biraz onlar da beklemedeydiler. Peki 1 Kasım'a gelelim. Evet. 1 Kasım'da yani güçlü bir iktidar çıktı sonuç itibariyle sandıktan. Çok muhalif olan kanatlar bile ya aslında fena da olmadı. İşte tabii bundan sonra artık önümüzü görüyoruz en azından demeye başladılar. Tabii. Sektör olarak siz nasıl görüyorsunuz? Bir kere, hareketlik var mı öncelikle onu sorayım. Tabii şöyle söyleyeyim. Ertelenmiş bir talep vardı. Bunu daha ilk haftada biz hissettik. Bekleyen bir takım yatırımcılarımız yani aslında almak istedikleri halde buna herhangi bir engelleri olmadığı halde yine de hani bir seçimleri görelim ondan sonra devam edelim, kararımızı verelim. Onların hepsi realde teklife döndü. Biz şu anda onları değerlendiriyoruz. Bu tabii gelecek için bizim önümüzdeki günler için çok olumlu bir tepki. Dolayısıyla da geçtiğimiz hafta da ben bir yurt dışı fuardaydım. Oradan da böyle bir ilgi gelince sanki böyle beklenmedik. Aslında hep düşündüğümüz, telaffuz ettiğimiz, olmasını istediğimiz bir durumdu. O şimdi gerçekleştiğini görmek çok güzel tabii ki. Yani bir doping etkisi yarattı diyebilir miyiz? Tabii. Evet. Peki. Evet. Şimdi özellikle yabancı yatırımcının da hatta batılı yabancı yatırımcının da ilgisini çeken bir proje burası. Evet. Hatta evet. İşte Londra'da yaşayanlar da o şekilde. Evet. Lüks gayrimenkul fuarına katıldınız biraz önce bahsettim. Yani Türkçesini söylüyorum. Evet. İngilizcesini isterseniz söyleyebilirsiniz. Orada nasıl tepkiler? Yani yabancılar bu son süreci nasıl görüyorlar? Nasıl değerlendiriyorlar? Türkiye'nin yapısı dolayı, jeopolitik ve stratejik konumu dolayısıyla bizde her zaman bir takım sıkıntılar bu konuda olacaktır. Ama bunlara bizim alıştığımız gibi onlar da alışmış durumdalar. Türkiye'de özellikle Türkiye'de yatırım yapan batılı yabancı yatırımcı bunu çok iyi biliyor. Dolayısıyla çok da iyi takip ediyorlar. Seçimleri ve politik durumu buradaki buradan istedikleri gibi bir sonuç çıktı şimdi daha bir güvenerek buraya yatırım yönlendireceklerini zannediyorum ben. Burada tabii bireysel konut yatırımcılarını daha çok o fuarda ağırladık biz. Çünkü lüks İkinci ev tercihi olan kimseler oraya geldiler ve talep gösterdiler. Tabii burada bizim bu güzel Boğaz manzaramızın etkisi çok var. Biz onu görsellerimizde çok kullandık. Hatta fuar standının önünden böyle hani ilgisizce geçermiş gibi olan yatırımcılar bile, kimseler bile fotoğrafları görünce hani işte neresi burası İstanbul, İstanbul takip ediyoruz diye hani tekrar yollarını çevirip benimle sohbet etmek dolayısıyla biraz bilgi aldılar, hoşlarına gitti. İnşallah önümüzdeki dönemde onları da takip ederek reale gideceğimize, reel satışlara bunu yansıtacağımıza inanıyorum ben. Peki, bu bireysel yatırımcıların yanında sıra bir de fonlar var değil mi? Evet. Yani Türkiye'ye yabancı fonlar da girmeye başladı. Tabii. Özellikle gayrimenkul fonları diyelim. Evet, zaten biz de hani onlardan bir tanesiyiz. Türkiye'nin geleceğine inanan, Türkiye'nin her daim gelir getiren, ilgi gören, özellikle işte gayrimenkul ve tüketim sektöründe çok başarılı işlere imza atmış projelerin olduğu bir konumda Türkiye. Dolayısıyla
yani bu devam edecektir. Fonların yatırım yaparken bakış açısı ne? Yani neyi, hangi kriterleri baz alıyorlar? İşte tabii, satışta fiyatların artması mı, kiraların uygunluğu mu nedir? Yani bunu biraz açabilir misiniz? Tabii kira getirisi hem bireysel hem tüzel yatırımcılar için hem fonlar için kira getirisinin yatırımı karşılama oranının oranı çok daha onlar için önemli. Hı hı. Bu hepimiz için böyledir. Zaten biz de bir ev aldığımız zaman hani şu kadar ödüyoruz ama ne kira getirecek? Hani bugün burada yaşayacağız ama yarın bu evden çıktığımızda başka bir yere geçtiğimizde burayı kiralasak ne kadar getiri elde edeceğiz? Ya da sattığımız zaman o elde ettiğimiz gelir bunu karşılayacak mı? Ne kadar sürede karşılayacak? Bunu hep görmek istiyoruz zaten. Aynı şey orada da geçerli. İşte batılı yatırımcı da daha çok yatırım amaçlı alma. Ama doğulu yatırımcı daha çok kendi oturmak amaçlı da, oturum amaçlı da burada. Çünkü Boğaz'da olmayı, Boğaz'a yakın olmayı seviyorlar. Herkes seviyor. Hepimiz seviyoruz. Hepimiz ya, seviyoruz. Su görmek bir kere çok güzel, evet, bir şey. Evet. Hoş bir tabii, duygu. Güzel, deniz bir görmek havası var. Güzel, İklim güzel tabii ki. Bunlar hep tercih sebepleri. Peki biraz projeden bahsedelim mi? Yani mesela, evet, kaç metrekarelik bir alan burası? Kaç dönümlük? Evet, 28 dönüm üzerine kurulu. Oldukça büyük aslında Boğaz büyük için değil mi? Tabii yani. tabii çok büyük bir alan Boğaz'da. 150 konuttan oluşuyor. Yaklaşık 20-25 blok var. Bunlar hep kısa katlı, alt dubleks, üst dubleks ve ara kat şeklinde. Sosyal donatıları da onun yanında söylemiş olduğum gibi çok kuvvetli. Spor alanları, yürüyüş alanları, yeşil alanlarımız çok fazla. Dolayısıyla da tercih ediliyor. Boğaz'da da daha çok böyle güzel yapılaşmaları ben bekliyorum. Yani aslında bir yeni imar durumu tam Boğaz'da. Girecektim o konuya, siz girdiniz. o geldi aklıma, yani şu etrafa bakarken, evet, bir anda evet, yeni, şık, keyifli, yeşil alanı bol olan, Boğaz'a yakışan, evet, Boğaz'ın örtüsüyle uyuşan, hı-hı, bir takım binalar var. Burası da var. İşte birkaç, evet, tane daha görüyorum etrafıma baktığım zaman. Çok, hı-hı, da fazla değil. Ama bir de çok ciddi bir keşmekeş, evet, yapıyı da, evet, görüyorum. İstanbul'un geneli için geneli böyle aslında. Geneli için böyle maalesef. Evet. Bir kentsel dönüşüm meselesi zaten, tabii, gündemde. Evet. Ama Boğaz'ın kentsel dönüşümü de çok önemli değil mi size göre? Esas bizim çünkü incimiz, evet, burası. Evet. Yani yüzümüz burası, evet, bence kesinlikle. İstanbul olarak. İstanbul olarak Boğaz'ımız çok kıymetli. Hı-hı. Dünyada bir tane Boğaziçi var. Aynen öyle. Dolayısıyla onu çok kıymetli tutmalıyız diye düşünüyorum ki bu yeni hükümetin de bunun için bir takım düzenlemeler getireceğine ben inanıyorum ve güveniyorum. Zaten uzun süredir bir imar düzenlemesi yapılmıyordu Boğaz'da. Hı hı. Biraz sanki olacak gibi sinyallerini bir dönem almıştık ama bir takım her zaman olduğu gibi tepkilerle karşılaşıldı. Ama olması yönünde aslında tabii o tarafını düşünürsek ilk zaman çünkü kentsel dönüşüme de çok tepkiler geldi ama biliyorsunuz sonuçta İstanbul'da deprem bölgesi içerisinde bir takım düzenlemeleri kentsel dönüşüm bu yüzden getirildi zaten. Bunun düzenlemeleriyle beraber yapılaşmayı düzenlemek amacıyla bence aslında olumlu bir uygulama. İnşallah da Boğaz için de bu devam edecek. Bu arada gayrimenkul yatırım konuyla da sanıyorum, evet, bir takım görüşmeler sürdürüyorsunuz. Evet, ondan bahsetmek, evet, ister misiniz? Evet, çok kısa olarak çünkü onu tam hani şey yapmadığım için, incelemediğim için hani biliyorduk, duyuyoruz. Bunun en son dün evvelki gün okuduğum bir yazıda hayata geçirildiğini, SPK tarafından onaylandığını duydum.
Bu tabii yabancı yatırımcıyı da buraya yönlendirecektir. Yerli yatırımcılar için de hani bir takım ulaşamadıkları projelere bu sayede en azından ortak olmaları konusu söz konusu olacak. Bu da tabii herkes için olumlu diye düşünüyorum. Yatırım fonu dediğimiz yani borsa gibi hisseler olacaklar. Tabii hisseler evin olacaklar. Tamamını almak zorunda değil. Evet, mesela 1 milyon evet. lira evin değeri. Tabii 1 milyon ama 30 bin lirası var. 30 evet. bin liralık ev alacak. Aynen öyle oluyor. Evet. Bu evet. çok önemli bir şey tabii, aslında. Tabii iyi bir projeye iyi getirisi olan iyi geri dönüşü olan bir projeye ortak olabilecek, alamasa bile ortak olabilecek. O fiyat artışlarından da birebir yararlanacak. Evet. Ya da düşüş olursa tabii, risk almış tabii, olacak. Tabii. Emlak değerlenmesinden pay almış olacak. Evet. Gülden Hanım çok teşekkür ediyorum. Son bir söz vermek istiyorum tabii size. Genel olarak ne söylemek istersiniz? Projenizle ilgili, sektörle ilgili onları da alayım. Ondan sonra size veda edeceğiz. Evet. Bu programımız gayrimenkul sektörüyle ilgili yine farklı firmalarla da devam edecek. Hı hı. Bu haftayı öyle ayırdık. Evet. Ne söylemek istersiniz? Yani sektördeki bir takım eksikliklerin bu düzenlemelerle tamamlanmasından sonra zaten seçimlerin de etkisiyle gayrimenkul sektörü eski parlak dönemine zaten biliyorsunuz hükümet tarafından lokomotif sektör olarak destekleniyor. Dolayısıyla bence güzel güneşli günler bugün gibi evet, bizi keyifli. Bekliyor olacak. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum. Sahiden keyifli bir sohbetti. Ortam da çok güzel. Evet. biliyorum siz çok fazla tadını çıkartamazsınız yok, koşturmacadan. Evet. Size de tavsiyemiz çıkartın ama en azından bir çay kahve içilir burada. Evet. İstinye'deydik sevgili seyirciler. Gülden Hanım'la birlikteydik. List İstinye Suiz Satış ve Pazarlama Müdürü Gülden seçilmiş bizlere. Hem sektörle ilgili bilgiler verdi, hem yerli yabancı yatırımcıların genel profili, genel bakış açısı ve özellikle seçimden sonraki davranış biçimleri çok önemli. Ben de katılıyorum, şu dönem bir fırsat dönemi. Evet. Yani ara dönem. Evet. Bundan sonraki süreçte artık istikrarla birlikte daha hani düzgün bir yönetim biçimiyle birlikte eski dönemde olduğu gibi Türkiye daha farklı bir döneme tekrar girecek ve güçlenecektir diye düşünüyorum. Artık takdir sizin. Evet. Efendim kısa bir ara veriyoruz, ardından tekrar buradayız.